Büyük tamam Bakasetes'in vuruşunu takdir edelim ama çok net kaleci hatası. Tabii, Büyük tabii. canım. Mesela onu alıp bir tarafa koyuyoruz. birlikte içeri giriyor. Şimdi ilk ilk yarı bitti. İlk yarı yani e, Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Gustavo dediği gibi hocanın libero'ya geçti. Üçlünün ya, ortasına. Ya libero değil yani onu sağ ya, ortasına. Ya. Libero, çizgide üçlünün ortasına ya geçti. Ya 5'in ortasına. sarkık oynama yani, Gustavo Gustavo'nun olduğu bölgeye Mesut geldi. Mesut Özil geldi. Crespo ile birlikte ikili oynamaya başladılar. Rossi ile Valencia'da önde kaldı. Hayır Rossi'de iç gibi 3 kişi geldiler. Ortada evet, Crespo. Biraz ikisi, orayı 5 yani top Trabzonspor'da genelde i̇lk, oynayan 5-3-1 gibi oynadı. Ilk, evet. i̇lk yarıda hocam. Tabii 5-3-1. Beş, Zaten beşli oynuyor. Yani 3'lü oynamıyor Fenerbahçe. Zaten beşli oynuyor. O, onunla yapmak lazım. İlk yarı tuttum, mu tutmadı. Yani rakip sahaya geçemedin. Bir Burnum tane çoğalamazsın. tutamazsın. Tabii hiç. bir tane e, öyle maçı bitiremezsin. Bir gerçekten. tane e, Ferdi'nin şutu dışında pozisyon yok. İkinci araya başlıyorsun, gene beşli. Önlerinde Rossi, Crespo, Mesut. Diyorsun ki Rossi ile Mesut'a sen savunma yap. Kaybetme Yani sen sen savunma yap. Şimdi ya. e, iki tane ön alan oyuncusundan. Şu arkadaş. Oca bizden atıldıktan sonra hayır sen konuş. Ha, hayır, ben o, bölmüyorum. İ, çıkan değil. Sonraki ilk kombi verebilir miyiz? Oyundan atıldık kim? Onu hazırlamaları lazım. Hayır hocam. ben. Konuştum. Mesela Korayla. hocam. 4-4-1'e dönse ne olurdu? İkinci yarıda. Gustavo'ya bir bile... olabilirdi. Ben başta bekliyorum. Ha? Şimdi Gustavo buraya gelince... Yani eksik eksik kalmışsın. Orta işte sahayı 3 oyuncuyla tabii, tut. Galip 3-1 bir diyoruz. 3 tane var. Solak oyuncuyla, orada, oyuncuyla, oynadı. oyuncuyla tut. Şimdi 3 tane Solak oyuncuyla. Gustavo, Zalai, hmm. Novak'la oynadı. Burada Trabzonspor takımı bir tek. Şimdi Canen'in sana zaten mobil hareketli oyuncu. E, zaten 1-1'e yakalamışsın. İç sahada seyircinin de var. E Burada sen Vakayem'e çıkıyorsa Abdülkadir Ömür'ü 4-3'ü de Bakasata zaten kaleden uzaklaştırmışsın. Şimdi Hamçik çok önemli oyuncuymuş, oyun aklıymuş. O olmayınca zaten sıkıntı yaşadılar. Sıkıntı yaşadılar. E sen yaşadılar buradan çok zaten çok. bakasitası 8 numara oynatıyorsun. Rakip yarı alanında ceza evet. sahasından uzak evet. bakasitası. E burada at sol çiz, e, çizgi Abdülkadir Ömür'e iki santrafor değişikliğinde. Vakayeme yerine canini al böyle bir savunmaya. Senin dediğin de çok doğru Gürcan aynı zamanda. Burada Crespo ile yine Gustavo'yu oynat. Mesut burada Rossi burada Valencia. 4-4-1'e oynar mı oynarsın? Yenim. Böyle iyice gömüldü. Bir de orta saha Aynen. direnci gitti. Bir tek direnç sağlayacak. Ortada da orta sahada Crespo. Evet, Mesut'la ile bunu sağlayamıyorsun. Topu atıyorsun tenis maçına döndü. Geriye geliyor. Şimdi bunu yapabilirsin. 5-3-1'i ne zaman oynarsın biliyor musun? Artık son 10 dakikaya girersin. Oyuncular yorulur. Artık iyice baskı gelir. dersin kanatları merkezi kapatayım. 5-3-1'e dönersin 10 dakika. Ama 26. dakikada senin az önce söylediğin çok doğru. Yani bu oyun tercihi Fenerbahçe'yi daha derinlemesine bir savunma yaptırarak daha sıkıntıya soktu. Yani hiç ucunda çoğalma. Gol yememeyelim 26. dakika. O çok erken bir süreydi. Evet. E, Erman Hocam. E, tabii farklı e, senaryolar çıkınca maçta e, işin rengi değişti. İkinci yarıda e, Trabzonspor aradığı golü baskıdan değil 86. dakikada e, bulabilir. Yani bir sürekli baskıyla istikrarlı baskıyla pozisyon üreterek değil de e, ama Cornelius'un girmesinin biz e, işin seyrini değiştirdiğinden bahsettik biraz. E, tabii pozisyonları konuşacağız bakıyorum. Herkes çok fazla pozisyonlarla ilgili sorular soruyor. E, genel olarak maçın içindeki hani Kritik pozisyonlar dışında takdir hakları ile ilgili sorular var. Hepsini konuşuruz elimize gelen görüntüler ölçeğinde ama. E, Trabzonspor'un bir gerçek var. Şu anda ligin namalup lideri bu arada Mavili takım. E, Rea Hoca bir de şeye vurgu yaptı. Bu tarz haftalar daha tabii bunların çok telafisi var ama. Hani moral motivasyon psikolojik sağlar üstünlük. diye. Psikolojik üstünlük sağlar diye. Bir de tabii 3-1. Levent abi de dedi ki ya üçlü <laughs> ikili Averaj'da hani üçüncü golün anlamı o oldu dedi 2-1'dense. Sen nasıl toparlarsın? Nasıl gördün iki takım adına da? Fenerbahçe 70 dakika bir kişi eksik oynadı. Uzun sürede rakibi kilitledi aslında. Ne dersin? Pozisyonları birazdan konuşacağız. Görüntüler Senin gelince. Anlattın ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bir yere takıldım. Onu söyleyeyim. Haftayımda da söyledim bunu. Seyretmeyenlere bir daha söyleyeyim. Mesut Fenerbahçe'ye geldi. İşte uçaktan geldi. Havadan hangi şehirleri geçtiği gösterildi, gösterildi. Tabii. Geldi. Mesut bir türlü Mesut olmadı. Ee, şeyin de sistemine, teknik adamın da sistemine pek uymadı. Doğru dürüst de fizik olarak da iyi değil Mesut. Fakat Trabzon maçında ben Allah var beklemiyordum Mesut'u. Yani daha farklı bir şekil, yani daha mücadele edecek birini, birinden başlar diyordum. Kaptan olarak sahaya sürdü. Benim aklıma şu geldi arkadaş. Çok net. Ya siz Mesut Mesut diyorsunuz bir kısmı. Mesut filan diyorsunuz. Trabzon maçında al sana Mesut arkadaş. Kaptanlık bandını da takarım. Mesut'u oynatırım. Mesut oynarsa maçı kazanırım. Mesut da kendini gösterir. Öbür türlü de Mesut şunu derler. Ya arkadaş Mesut oynamaz. Ben de kurtarırım. Ben bunu düşün. Ve Mesut'u hmm. sonuna kadar sağda tuttu. Sonuna kadar Kaçtı? sahada. Kaçtı 70. Yani Bir miydi? 74 müydü? Ama o hamlesinin yanlış olmadığını gördü. Atılan 5'ti. golde duvar pasında Mesut Hocam, vardı. atılan golde var. Tamam. Nerede yok? Tamam. Mücadelede on... nerede var? Hocam, bütün Trabzon takımı geri geliyor. Bütün Trabzon takımı ileri gidiyor. Mesut nerede abi? Sonra Mücadelede yok. 10 kişiden sonra düştü evet. O kişiden sonra değil zaten yok. Tamam o hareketi yapacak. O hareketi yapıyor zaten. Mesut'a boş top verirsen yapıyor. Ama öyle güçsüz halde ki Trabzon'a giderken arkadan tırpanı attı. Niye? Güçsüz. Çıkarttı, oynattı. Bu benim görüşüm. Çıkarttı, oynattı. Mesut, Mesut diyorsunuz. Allah size Mesut dedi. Öyle bir maçta oynattı ki. Ben bu maçta Mesut oynatmam. Çünkü Trabzon takımı farklı bir takım. Yani senden mücadele edecek. Adam nitekim öyle kullandı bugün kadrosunu. Öyle değil mi? Doğru. Çok dikkatli kullandı. Öyle kullandı. Ama bir kademe şey... kademe. Abdullah Avcı her yaptığı işte doğruyu yaptı. Her yaptığı işte doğruyu yaptı bugün. Birinci tercih de tuttu. Yani Bak, her zaten yaptığı işte doğru yaptı. Reo Hoca demişti ya mobil oynarsa canını etkili olurdu. su saklaması da. Kimi attırdı? Bak her şeyi doğru Kornelisi yaptı. Kornelüsü girdi penaltı yaptı. Çünkü uzun vadeyi düşündü o. Yani sağ ağır. Mücadele fazla olacak. E Takımına da fizik olarak güveniyor. Kadem akademi kullandı. Santrıforu başka yerde kullandı. Bilmem neyi kullandı. Hepsini dikkatli kullandı. İşi de bitirdi. Ben Ama maça başta konusunda Erman abiyle aynı fikirde değilim. Mi? Ben Mesut'la başlardım. Yani böyle bir maçta e, yıldız oyuncuya, kreatif oyuncuya, sorumluluk alacak oyuncuya ihtiyacım var. Ama şeyi tartışırım. Crespo'yu tartışırım mesela. Hmm. Crespo ile başlamam yani. Eğer bu maçın oyuncusu Mert Hakan falan mı? Mert Hakan yok. olur, Sosa olur. Mert Hakan kadroda yok zaten. Sakat ama. Ay Sosa so, 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 Sosa iyi olsa oynatırdı ama. Sosa herhalde. olur. Yani hazır tabur olur oynatılır bence. O hazır e, değil. Me meğer olur, zayis olur. Yani e, o noktada 18-19 yaşındaki bir oyuncu ki arkasında da yani Fenerbahçe kariyerinde de böyle geldi aman süper oynadı bir maç yok yani Bakın, bu maça. ömür Yani şey Ömür oynamıyordu. Oynattı. Oynadığı maçta çok kötü işler yaptı. Evet. Seyirci değil mi protesto etti. Tepki gösterdi. Ettiği zaman Abdullah Avcı çıktı ama bir dakika dedi arkadaşlar o oh, burada durun ya. Bu çocuk dedi böyle bir çocuk değil ya siz ne yapıyorsunuz dedi. Bak oynattı mı oynattı bak bugün ömürü gördün. Oynattı Mesudun, hocam, arkasında Can, adam, Mesud'un arkasında durmadı. Gittik adam Mesud'un arkasında durmadı.